Türkiye'nin ilk varant ihracatçısı Deutsche Bank X Market sunar. Varant Gölü'yle hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Deutsche Securities Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak'la birlikteyiz. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kısa bir süre evvel Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Rezerv opsiyon mekanizmasına ilişkin üst limit %55'ten %45'e indirildi. Bu ne demek diye çok kısaca sizinle paylaşmakta fayda var. Piyasa dinamikleri üzerinden etkili olacak. Detayları bunun belki de televizyondan zaten izleyebilir, takip edebilirsiniz ama Merkez Bankası'nın döviz kontrolü üzerinde, daha doğrusu döviz hareketlerini desteklemek amacıyla, buradaki Türk lirasının performansını artırabilmek amacıyla yapmış olduğu bir düzenleme. Bankalardan, bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları rezerv opsiyon mekanizması kapsamında tuttukları karşılıkları, döviz karşılıkları piyasaya sürmesini sağlayacak olan bir tablo. 2.2 milyar dolarlık döviz likiditesi piyasaya geliyor. Bunun karşılığında piyasadan 6.4 milyar liralık bir Türk lirası çekilmiş oluyor. Dolayısıyla kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için Merkez Bankası'nın kullandığı imkanlardan bir tanesi gerçekleşiyor şu an itibariyle. Önceki hafta faiz artırımı, şimdi rezerv opsiyon mekanizması üzerinden piyasaya 2.2 milyar dolarlık döviz girişi. Elbette şu anki piyasanın genel gidişi içerisinde rakamsal boyutu tartışılabilir ama sinyal etkisi olması açısından önemli. 4.26.50'lerden 4.25'lere şu an itibariyle dolar TL'yi çektiğini gözlemliyoruz. Onur, piyasa hareketli, yani özellikle Merkez Bankası temelinde hem bütçe temelinde birçok önemli ön plana çıkan kaygı, tartışma, enflasyon verisinin ardından yükselen faiz var. Dolayısıyla bunlar biraz soru işareti üretiyor. Bu tür önlemlerde özellikle varant piyasasında da önemli ölçüde etki yaratıyor ister istemez, değil mi? Tabii ki de. Yani şu an piyasada dediğin gibi çok fazla güncel madde var. İşte dolar TL, daha doğrusu TL'nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybetmesi en büyük, belki de en çok üstüne konuşulması gereken şey, ki keza Bloomberg HT'de bol bol konuşuluyor üstüne. Diğer taraftan işte birçok halka arz geliyor, gelmiyor, iptal oluyor vesaire gibi durumlar söz konusu. Bu da Türkiye'deki sermaye piyasalarını ciddi anlamda haber akışı yaratıyor. Yani biz profesyoneller için en azından üstüne konuşulacak konuların başında geliyor diyebiliriz. Bunlar tabii ki de varant piyasasında etki eden dayanak varlıklarda ciddi anlamda fiyat hareketlerine neden oluyor. Mesela örneğin biraz önce sabahleyin ben gelirken 4.26.50'deydi bahsettiğin gibi dolar TL. Şu an 4.25'lere kadar geriledi. Bu da işte o 1.2-1.3 ya da 1.4'lük bir kuruşluk fiyat hareketi dolarda, dolar TL varantlarında ciddi fiyat hareketliğine neden oldu. Ben sabah gelirken bakmıştım, alım varantları tarafında, daha doğrusu satın varantları tarafında bir ilgi vardı. Büyük ihtimalle orada yatırımcılar sabah aldıkları varantları belki şu an satıp kar realizasyonu bile yaptılar. Çünkü böylesi bir hareket varantta %5'lik, %10'luk fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Bunları yatırımcılar da ya zaman zaman fırsat olarak değerlendiriyor ya da terste kalıp para kaybedebiliyorlar. Şimdi biz tabii bunun üzerine konuşup değerlendirme yapmaya devam edeceğiz ama bir istersen dolar TL grafiğimiz var. Önce onunla başlayalım. Sonra diğer grafiklere bakarız. Tabii. Ama buradaki genel anlamdaki hareketi bir parça değerlendirip yorumlamakta fayda var zannediyorum. Çünkü hem varantlarda genel anlamıyla bakıldığında piyasa alıcı satıcı kotasyonları nerelerde oluşuyor, bu tür belirsizlik ortamlarında mesela şimdi Merkez Bankası bu kararı açıkladı. Hı hı. Yatırımcı nezdinde ne olduğu belli. İhracatçı konusunda, ihracatçı olarak sizin bakışınızda herhangi bir farklılık üretiyor mu? Yani bu çok büyük bir hareket değil günün sonunda. Yani %1'lik bile bir hareket değil şu an yaşanan. 130 bas puan, 40 bas puanlık bir fiyat hareketi. Bu kadar çok küçük fiyat hareketliklerinde piyasa yapıcının alım satım tarafında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi beklenir. Keza büyük ihtimalle olmamıştır. Bakmak lazım. Sadece işte bazı çok büyük haber akışlarının olduğu, işte erken seçim kararı gibi örneğin yeni güncel olanlarda, işte geçtiğimiz gün Petkim'de mesela %10'luk düşüş olduğu gibi, böylesi çok agresif fiyat hareketlerinde makaslar bir tık açılabiliyor. Ama şöylesi fiyat hareketlerinde böyle bir şey beklemek çok doğru olmaz. Mesela sabahleyin, şimdi belki de ona bakmak lazım. USD DC varantı 70 kuruş alışta, 71 kuruş satıştaydı. 4.26.40 iken dolar TL. Şimdi ne oldu? Onu canlı bir şekilde belki de arkadaşlar getirebilirse getirsinler. Evet. Ama yani
Burada tabii önemli olan unsur, ana unsur, bu tür hareketlenmelerden sonra, bu tür ciddi anlamdaki piyasa değiştirici unsurlardan sonra yatırımcı baktığında neyi nerede görüyor, rakamları nerede görüyor, işte aradaki makasları nerede görüyor, bir parça daha onun üzerine odaklanarak doğru varantta doğru yatırımı, doğru tercihi piyasa dinamikleri çerçevesinde gerçekleştirebilmek. Değil mi? Aynen. Bir de bu grafikte benim anlatmak ya da değinmek istediğim bir diğer konu da dolar TL ya da euro TL, euro dolar, petrol, altın neyse dayanak varlık, varantlar ciddi anlamda bir yatırımcısına bir fırsat sunuyor. Ne sunduğu fırsatın adı da esasında hedging ya da risk yönetimi. Bir diğer bakış açısıyla da sadece sınırlı bir sermayeyle varantlara ya daha doğrusu dayanak varlıkta bir beklenti yaratıp sadece sermayenin çok kısıtlı bir kısmıyla yatırım yapıp bunu riske atıp eğer beklentim gerçekleşirse bu işten para kazanmak ya da portföyün büyüklüğünü arttırmak. Mesela hedging olarak şu an risk nerede? Tabii ki de dolar TL'nin daha da yukarı gitmesinde. İnsanların genellikle korktuğu, işte bundan endişelendiği konu dolar TL'nin daha çok fazla değer kaybetmesi. Ben Haziran vadeli 3-4 tane varant koydum. 3 tane alım varantı, 3 tane satım varantı. Hepsi Haziran vade. Ve bunların çarpanı 5. Yani ben bir tane dolar TL varantı aldığımda esasında 5 dolar TL alma hakkını satın alıyorum. 5 dolar, bir tane dolar TL satım varantı aldığımda da 5 dolar TL satma hakkını satın alıyorum. Ve bunun için ne kadar prim ödüyorsun? Tamam. Zaten şöyle göstereceğim gibi kullanım fiyatı USDDC denen varantın 4.3. Yani 4.3. 4.30. Aynen 4.30'da alma hakkını alıyorsun bu varant yatırım yaptığında. Bir varant sabahleyin ben gelirken 70-71 büyük ihtimalle bu daha şu an düşük seviyelerdedir ama büyük ihtimal 60. Önemli değil fiyatın üzerine. Yani 70-71. Bunu ben direkt çarpana böldüğüm zaman yani 1 dolar TL için esaslara 14 kuruş prim veriyorum. Yani vermiş olduğum prim 14 kuruş. Yani 4.26 ben bugün bu varantı alsam Haziran vadeye kadar benim beklediğim takdirde 4.40'ın üstüne çıkması isterse ya olmasın tabii de kim ister bunu bir Türk olarak. 5, 6, 7 neyse böyle çıkmaz da yani nereye giderse gitsin ben 4.40'ın üstünde kendi pozisyonumu hedge etmiş oluyorum. Yani diyelim ki 4.60 oldu. Benim alma opsiyonum 4.30'du ve bunun için 14 kuruş prim vermiştim. Bundan dolayı daha 4.30'dan yukarı gitmesi benim için çok da önemli değil. Peki bunun şimdi yine rakamsal olarak ne kadar prim vermiş oluyorum ben? 14 kuruş prim spot kura böldüğümde esasında %3.3'lük bir prim haline alıyor. Yani çok acayip yüksek bir prim değil. Yani bunun buradaki bahsettiğim %5, %10, %20'lik bir prim değil. 4.30'dan alma hakkını satın alıyorum ve kendimi hedge etmiş oldum. 14 kuruşa. 14 kuruşa aynen öyle. Diğer taraftan bir satım örneğini verelim. Şimdi mesela yatırımcı diyebilir ki buradan dolar döner ve TL. İşte Merkez Bankası gelmeye başladı. Buradan da öyle. Bu olur. Mesela hani algısı oraya döndü. O zaman ben birazcık daha faiz arttırır. İşte seçimler geliyor. Belki beklentim pozitife döndü diyelim ki. Al arkasından ne senaryo üretirsen üretebilirsin. Kesinlikle. O zaman mesela 4.10'dan satma hakkını dolar TL'yi veren bir varant için ben 14 kuruş prim veriyorum. Bunu çarpana böldüğümde 3 kuruşun bile altında bir şey değer yapıyor. 2.8 kuruş gibi bir şey. Bunu yine yüzdesi olarak spot kura böldüğümde %0.7 yani esasında ciddi anlamda düşük bir prim vermiş oluyorum. Ne için? Dolar TL eğer diyelim ki 3.90'a gittiğini bekliyorum. Ben ama gidip sermayemin 4.26'dan fiziksel olarak dolar TL satmak yerine spot işlemde sadece 3 kuruşluk bir yatırım yapıyorum. Yani 3 kuruş 4.26 ile karşılaştırdığında görece düşük. Bunun karşılığında da %0.7 gibi çok düşük bir prim ödemiş oluyorum. Yani kurun yükselişinden korkup kendi pozisyonunu hedge etmek isteyenler için varant kullanarak bunu yapmak mümkün. 4.30'dan mesela dolar alımını gerçekleştirebilmek için ödemen gereken prim 14 kuruş.
eğer kurun çok iyiye gideceğini, işte 3.90'lara doğru ineceğini düşünüyorsan, elinde de diyelim ki dolar var. Ve satmaktan korkuyorsun, daha yukarı gitme potansiyeli var ama kısa vadede diyelim ki aşağıyı bekliyorsun. Eğer böyleysen de mesela 4.10'dan satım hakkını kullanmak için, diyelim ki kur 3.90'a da gitse sen 4.10'dan satabiliyorsun çünkü elindeki varantı bu fiyatlama çerçevesinde. Kullanım fiyatı bu olduğu için. Bunun için ödeyeceğin de sadece 3 kuruş. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü hareketlerde gerek kendi pozisyonunu hedge etmek, gerekse var olan elindeki portföyün değer kaybını önlemek için kullanabilirsin. Spekülatif amaç zaten ayrı. Yani kur yukarı gidecek diyorsan kaldıraçlı olarak varanta yatırım yapabilirsin. Ya da kur buradan döner aşağı gider diyorsan spekülatif anlamda yapabilirsin. Ama kendini korumak ya da portföyünü korumak için yükümlülüklerine karşı kendini biraz daha sigortalamak ya da aynı zamanda elindeki varlık portföyün değer kaybetmesine karşı bir sigorta almak için alım ya da satım yönündeki varantlarla işlem yapabilirsin. Aynen. Bir de yatırımcılardan şimdi şu tabloya bakınca şöylesi bir soru hep geliyor. Şimdi 4.26.40 kullanım fiyatı işte 0.35 yukarıda olan 4.30'luk varantın fiyatı 70 kuruş civarlarında. 4.20 satım varantında 25-26 kuruş civarlarında. 3 aşağı 5 yukarı mesafeleri iki tarafa da aynı. Tabii 4.30'a da neden aynı. Satım varantının bu kadar fazla diye değil mi? Yani, alım varantının alım daha pahalı, öbürünün daha düşük diye. Burada tamamen bunun nedeni bu alivre sözleşmelerdeki gibi yani forward fiyatlamanın kullanılmasından dolayı. Biliyorsun dolarda faiz %2-3 civarlarında. Faiz maliyetinin yedirilmesinden kaynaklanıyor. Aynen. Zaten şimdi herhangi bir ekonomiste sorsan bir sene vadede dolar TL ne olur? İlk yapacağı şey işte faiz farkını koyup 4 diyelim dolar TL. O faiz farkı %10 diyelim 4.40 olur demesi. Bunu varantlar da buna göre fiyatlanıyor. Kabaca 1,5 aylık bir vade sonuna hatta 1,5 ay değil neredeyse 2 aylık bir süre var. 2 aylık faiz farkı bu varantlara maliyet olarak yedirildiği için alım varantı daha faiz maliyetinin TL'de fazla olmasından dolayı daha fazla bir değerde, satım varantı daha düşük. Yani mesafe aynı olduğu için belki şunu da söyleyebiliriz. Diyelim ki bunun orta noktası 50 kuruşlar civarında olsa birine faiz maliyeti bindirdiğin için 70 kuruşlara, öbüründen faiz maliyetini düştüğün için 25 kuruşlara denk geliyor. Dolayısıyla aslında fiyatlama bu kadar basit bir mantıkla gerçekleşmiş oluyor. İkisi arasındaki makası koruyabilmek adına. Peki, şimdi gelelim diğer unsurlara. Bu arada yine izleyicilerimizden gelen sorular var. Merkez Bankası hamlesinin nasıl yorumlandığına ilişkin aktardık. Özellikle kuru belli ölçüde dizginleyebilmek ve tutabilmek için attığı bir adım Merkez Bankası'nın. Burada yapılmaya çalışılan ana unsur piyasaya daha fazla döviz likiditesi sağlayarak, piyasadan bir miktar TL çekerek şu an itibariyle kurdaki ateşi dengeleme çabası. 4.26.50'lerden 4.25 sınırına geldik dolar TL'de ama buralarda şu an itibariyle duruyor gibi görünüyor. Sorunun zaten temeli Merkez Bankası'ndan mı değil mi tartışmaları da ön planda kalan bir başka sorun. Biz her pazartesi olduğu gibi istersen Onur önce dönelim bir yine piyasada haftalık takvimde bu hafta neleri konuşacağız, neler ön plana çıkacak bir onlara bakalım. Arkasından da açık pozisyonları değerlendirelim. Bugün dikkat etmek gereken unsurlardan bir tanesi Londra'da bankacılık sisteminde. Kapalı olmasından dolayı FTSE varantlarının kapalı oluşu. Aynen. Yani genel itibariyle İngiltere'de her Mayıs'ın başında ve Mayıs'ın sonunda iki tane banka tatili var. Bank Holiday dedikleri. Bu ikisi de pazartesi günü oluyor. Bu pazartesi bundan dolayı banka tatili nedeniyle FTSE 100 varantları kapalı. Neden kapalı? Çünkü dayanak varlıkları kapalı. Dayanak varlıkların kapalı olduğu bir günde varantlarda referanslama yapılamadığı için FTSE varantları da kapalı oluyor FTSE 100. Diğer taraftan başka bir varant havadisi diyelim. Perşembe günü 184 yeni Deutsche Bank varantı Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Mesela petrol çok fazla yukarı çıktı. Güncel petrol dayanak varlıklı varantlarda güncel kullanım fiyatlarında bulmak biraz problem olabiliyor. Keza euro dolarda da çünkü 2-3 ay önce 1.26'lardan bahsediyorduk. 1.19'lara kadar geriledi parite. Bundan dolayı bazı kullanım fiyatları hakikaten şu anki güncel fiyata göre çok dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Varantları pek bir anlamı olmadığı için bu perşembe günü aklıma gelen işte bunun yanında işte dolar TL'ye keza, euro TL'ye keza, altın
Yani bunlar da 2-3 aylık, 2 aylık periyotta ciddi anlamda fiyat hareketleri mesela oldu. Mesela dolar TL'de yeni kullanım fiyatlarından gelecek varantı önemli. Çünkü gerçekten çok koptu yani. Hani 2 ay önce dolar TL'nin bulunduğu yer şu anki seviyelerin %5-6 altındaydı. Aynen. Dolayısıyla 2 ayda Türk lirası bu kadar ciddi anlamda değer kaybedince yeni kullanım fiyatlı varantların gelmiş olması önemli. Evet. Ya dolar TL özelinde Deutsche Bank içinde çok fazla problem teşkil etmiyor. Çünkü 5-6 tane 6 tane aynı anda varant ihraç ediyor. Hepsi o yüzden 4.10, 4.20, 4.40, 4.50, 4.60 şeklinde piyasa neredeyse o civarda bir şeyler yapıyor. Çok problem olmuyor. Mesela petrolde ciddi anlamda problem oldu. Çünkü yine 75 dolarların üstüne çıktı. Büyük ihtimalle 1,5-2 ay önce 60 dolarlar civarındaydı. Öylesi mesela şu an petrolde düzgün işleyen bir varant bulmak, yani düzgün bir kullanım fiyatı üzerinden ilerlemek çok kolay olmayabiliyor. Bu arada tabii iki tane önemli veri de var. Bir tanesi Amerika'dan gelecek ÜFE, diğeri TÜFE, üretici ve tüketici enflasyonu rakamları. Hani cuma günü bir parça tarım dışı istihdam verisi kötü gelince Amerika'daki fiyatlama, Amerikan doları üzerinden gelen fiyatlama birazcık duraladı. Ama buraları canlı görürsek o biraz sorun yaratabilir. Ama aynı zamanda Amerikan tüketici enflasyonu beklentinin altında kalırsa o zaman biraz daha rahatlama da getirebilir. Onu atlamamak lazım. Bir de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin cuma günü konuşması var. Aynen. TÜFE üzerinde enteresan bir sözü. 2000 böyle son 30 aydır falan hep TÜFE'de beklenen enflasyon 0.2 şeklinde aylık bazdan bahsediyorum. İlk defa galiba uzun süre sonra bu ay beklenti 0.3 şeklinde gerçekleşmiş gözüküyor. Yani sağlıklı bir şekilde enflasyon esasında orada belli bir şekilde artıyor. Fakat bu sene işte 0.3'lük aylık değişim. Bir tık daha enflasyonda acaba daha fazla bir artış söz konusu mu şeklinde bir beklenti yaratmış ekonomistler gibi gözüküyor. Bir de Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Özellikle sterline baktığımız zaman son 1,5 aylık periyod içerisinde %6 civarında değer kaybı oldu sterlinin. Arka arkaya gelen kötü verilerin ardından faiz artırımına devam edemez İngiltere Merkez Bankası varsayımıyla. Dolayısıyla ben hep söylüyorum sana, sterlin Türk lirası çok iyi bir varant oluşturabilir diye. Bence düşünmenizde fayda var sterlin TL varantında. Bunu değerlendiriyoruz açık konuşmak gerekirse. Belki bir iki tane daha yanına döviz kuru ekleyebiliriz, döviz çifti diyelim. Belki TL üzerinde olmayabilir ama yine dünyada en fazla rağbet gören döviz çiftlerinden bir iki tanesi üzerine çalışma var diye biliyorum. İnşallah yakın gelecekte bu dayanak varlık çeşitliliği de arttırılır. Peki, son 3 dakikamız hızlıca bir de açık pozisyonlara bakmamızda fayda var. Şu an itibariyle cuma günü kapanışı itibariyle daha doğrusu varantlarda açık pozisyonlar ne durumda? Borsa İstanbul'da %90 alım %10 satım şeklinde 30 endeks üzerine yazılmış olan varantlardaki tablo. Tek tek hisse bazında baktığımızda da Petkim, Garanti ve bankacılık sisteminin tamamı artı banka harici hisselerde %97 alım tarafında pozisyonlanma var. Tabii endeks 101,5'lara doğru geri gelince 100 endeks. İster istemez hisselerin de fiyatlaması bu kadar aşağı gelince yatırımcılar buralarda alım varantları üzerinden kar etme potansiyelinin yükseldiğini varsayıyorlar. Dolar TL'de tam tersi var. Orası da çok yükseldi, buradan düşer diyorlar. Aynen. Yani yatırımcılar... Ben böyle şeylerde genellikle, yani benim tecrübem diyeyim, yani varant açık pozisyonlarından dolayı ya birazcık da hani böyle uzamış bir değer kaybı hisse senetleri özelinde, dolar TL özelinde de uzamış bir doların değer kazanması şeklinde ben yorumlayabiliyorum. Çünkü normal şartlarda birazcık daha tamam, bizim hep gördüğümüz alım varantları tarafında her zaman daha fazla ilgi fazla ama bu kadarı biraz bu kadar. Yani biz bunu %85 mesela banka toplam ise de %90, %85 dolaylarında son 2 aydır bakıyoruz. Gerçi son 2 aydır bizim endeksimizde genel itibariyle bir performansının düştüğü bir ortam. Düştüğü bir ortam kesinlikle. Ondan dolayı zaten alım varantları tarafında bir yoğunluğun olmasını beklemek doğru. Fakat şu anki hakikaten konsantrasyon... Herkes long yani. Herkes long, aynen. Büyük ihtimalle VYOP'taki kontrat dağılımına baktığında 3 aşağı 5 yukarı yine aynı perspektifi görebiliyorsun. Yatırımcılar genel itibariyle artık herhalde buralardan hisse senetleri değer kazanır. Dolar TL'de dolar düşer TL diye bakıyorlar. Düşer diye değerlendiriyorlar. Fakat buralarda tabii bu piyasa dinamiği içerisinde biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü dibin dibi var, bir miktar daha geri piyasalarda, yani
soru işareti yaratabilecek noktalar var. Hani seçim ortamında olduğumuzu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bütün bunlara biraz daha hazırlıklı lazım. Olarak bakmakta fayda yine var diyelim. Yine en baştaki slaydı ben grafiği hatırlatmak isterim. İzmir kuru üzüm borsası ne olur diye trollemiş bir takipçimiz bizi. Onlara da varanta yazmayı düşünür müsün? Vallahi üzümü yemesini seviyorum ama üstüne varantı bilemiyorum. Likit bir dayanak varsa tabii ki de. Neden ama olması? Likit olması lazım özellikle. Peki çok teşekkür ediyoruz Onur. Teşekkür değerlendirmeleri ve yorumları paylaştık. Varant günlüğünde Cuma günü yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Türkiye'nin ilk varant ihraççısı Deutsche Bank X Market sundu.